İnsan için en büyük sorun bir bilinmemezlik. Yani nerede? Niçin? Neden? Peki ya ne oldu? Neden böyle oldu? Her şey gayet iyiydi, rayındaydı, yolundaydı. Ve sadece ardından baka kalmak. Dönüp döneceğini, dönemeyeceğini, döndüğünde nasıl olacağını bilememek. Döndüğünde kim sevinecek, kim üzülecek, kim bayram edecek, kim dövünecek? Gerçekten çok üzüm verici. Gerçekten insanı bedbaht edici bir durum. Ve biz aile olarak o günden beri mutsuzuz. Hani yediğimizden, içtiğimizden bile bir şey anlamıyoruz. Sevinemiyoruz. Sürekli endişeliyiz. Neredeyse ailemiz dağılmak üzere. Karım ve ben sanırım boşanacağız. Çünkü geleceğimiz belirsiz artık. Yani biz bir an önce her şeyin yerli yerine oturmasını, kısaca bunu tekrar görmek istiyoruz. Baba! Bak kızım, hiç havamda değil. Hiç keyfim yok. Böyle bir Baba, müjde, çok sevineceksin bu haberi. Ben ne müjdesi? Hiçbir müjdeyi sevinemem. Ne oldu? Hiç tahmin edemeyeceğin ama bütün hayatımızı yoluna koyacak bir şey oldu baba. Anladım. İndirim mi geldi doğalgaza? Ya ne indirim? Maaşıma zam mı geldi? Ne hayır, yaptın? Hayır. Kocaman bir şey. Anladım. Teyzem bizim evden taşınıyor. Tamam, rahatladım. Oh. Hayır baba, daha ne büyük peki? Şey. Çok büyük müjde baba. Dur. Annen kredi kartlarını kullanmayı bıraktı. Ev mali olarak rahatlayacak. Ya baba ne annem? Annemle falan ilgili değil. Daha büyük bir şey bu. Çok önemli bir şey. Ama büyük önemli bir şey biri. Hayır anladın. Ya abin olacak dangalar 9 yıl sonra üniversiteyi bitirmeye karar verdi. Bitiriyor. Yok. Be uzatır da. Ne farklı, o zaman? Farklı baba. Ne kızım? Ne ama öldürdün beni. Bak zaten beynimden ateşler çıkıyor. Ben mutsuzum ya. Tamam dayanamıyorum. Bedbahtım ben çocuğum. Bedbahtım ben ya. Baba bırak duygu sömürüsünü. Söyleyeyim mi? Söyle. Döndü. Kaynanalar, Defne yalnız. Baba hala nerelerdesin? Döndü. Ne bileyim ya, güzel günlerdi be. Tahmin et, kim döndü? Ya ben kim ne bileyim ya? Balet usta! Ne? Balet usta dönmüş! Hayır, bu şaka. Bak şakaysa ne? Kaldırmaz kalbini. Benim konuda şaka yapar mıyım ben? Bak yemin et. Yemin ederim. Yemin et. Vallahi. Ölümü göreyim. Bir dakika, anneni çağır. Komşuyu da... Nerede? Kapıda baba, acın mı? Nasıl kapı? Bizim kapıya mı kapı? Allah'ım sen ne büyüksün. Allah'ım sen her şeye kadirsin. Git kapı. Etrafı şey yapalım. Sanırım bu bir rüya değil mi Barat Usta? Sizi kucaklayabilir miyim? Hayır. Neden? Kucaklayamazsınız. Bu yoklukta ve boşlukta meslek mi değiştirdim? Hani bir iş yapacak falan diyorlardı ama bu ne yapıyorsunuz Barat Usta? Götür yemeği çalışıyorum. Getir ye. Yok. Bu götür yemeği. Ha götür. Bize mi getirdiniz? Evet. Çok güzel bir sürpriz yaptı kızım Merve bana. Yani baba çünkü sipariş verdim dedi. Ne sepeti bu? Yemek. Anladım. Barat Usta. Barat Usta deme bana. Ben artık kafamda bir baret taşımıyorum. Anlıyorum. Barat Usta. Merhaba Barat Usta. Gerçekten doğruyu söylemişsin. Biz sizi çok merak ettik yani. Aylar boyu gözümüze uyku girmedi. Şimdi çok mutluyuz ve konu komşuya bütün apartmana haber vereceğim. Tabii bizim ödememiz lazım. Ödemeyi post cihazınız var mı? Hayır. Nasıl?
nakit alayım. Yazar kasa, haklısınız. Kasa yani. Baba, Barat Usta geldi ama dolar yükselmeye başladı ya. Kızım, sen babandan dolarla mı harçlık alıyorsun? Endişelenmeyelim kızım. Öyle boş bulun. Barat Usta lütfen. Lütfen alınmayın kızım. Sen ne yapıyorsun? Sana ne? Özür diliyorum. Evet. Yani endişelenmiyoruz. Bizde bir endişe yok. Hiç şeyimizde değil bizim. Yani ne alakalı? Öyle değil mi kızım? Lütfen. Gidiyor musunuz? Gidiyorum. Ama belki bir gün dönerim. Lütfen. Peki Barat Usta, faiz neydi? Faiz emekti. Peki enflasyon neydi? Enflasyon bendim aslında belki de. Kask da çok yakışmış. Hadi kal divana ve kalayım bana. Lütfen kal gitme. Dolar neydi? Kimse dolar değil bizim. Dolar neydi?